ciltte daha önce oluşan sivilceden dolayı meydana gelen izler. Yani o girintili çıkıntılı, evet, çukur görüntüler. Birçok insan bunun için çeşitli çarelere başvurur. Cildini soydurmaya çalışır, doldurmaya çalışır. Sizce medikal hekim olarak bundaki en etkili tedavinin hangisi olduğuna inanıyorsunuz? Kombine tedavidir bunun aslı. Çünkü burada hem şey yaparsınız, akıllı lazer yaparsınız. Arkasından hyaluronik asit, yani hyaluron dolgu tedavisi yaparsınız. Ve mutlaka mezo-GRP dediğimiz o gençlik aşısıyla bunu desteklersiniz. Evde de ufak ufak soyucu kremlerle ve tekrar epitelize edici kremlerle bir öyle bir böyle şeklinde adım adım ilerlersiniz. Evet. Onun için bu süreci beklemek lazım ve en az bunu 3 seans yapmak lazım. Neden? Çünkü usul usul vurursan camı kırmadan da bu tedaviyi yaparsın. Diğer türlü camı kırabiliriz. Doğru tedavi sonucunda bir şekilde kendini gösteriyor. Bunun için de seyircilerimize bir tedavide, aslında bir seansta mucizeler beklememelerini söylememiz lazım. Ama bir seansında kendine göre getirisi var, ama çok üç güzel seans doktora bazı çok ciddi tedavilerde süre tanırsanız sonuçlar daha mükemmel olur. Peki Nihat Dik, tüm bu dediğiniz, bahsettiğiniz uygulamalar yaz sürecinde yapılabiliyor mu, yoksa kışı mı beklemek çok lazım? Çok derin deri soymalar ve çok derin enflamasyon oluşturan uygulamaları yazın yapmıyoruz. Peki. Özellikle şu 3 ay içerisinde, evet, yapmamakta fayda var. Bunun için ne yapıyoruz? Eylül'de gel diyoruz. Eylül-Ekim ayları. Eylül'de gel. O da çok güzel.